Adam dediği gibi her şeyi söylerse bütün düğüm çözülecek. İnşallah. Dediğin gibi olursa haklısın. Çocuklar var yani orada, öyle mi? Bakalım. Anlatacak adam. Bu işin arkasında kimler varmış göreceğiz. Anne, var mı bir haber? Yok. Üç keredir arıyorum, açmıyor baban telefonlarını. Telefon açmamak nedir ya çocuk gibi? Anneciğim sinirle çıktı gitti, sen de gördün. Hem Leyla'ya gitmiştir o. Ne de olsa kıymetlisi onun, biliyorsun. Leyla'yı mı arasak? Sen bilirsin. Yok ya, şimdi ortalığı boş boşuna ayağa kaldırmayalım. Tahir nerede? Yukarıdaydı en son. Tamamdır Serpil Hanımcığım. Biz ihtarnamemizi yolladık. Birkaç güne kadar ben zaten size haber vereceğim. Tamamdır. Selam. Nasılsın? Hayırdır? Kimle yazışıyorsun? Ha? Kimle yazışıyordun? Gökhan'la ya. Gökhan'la konuşuyorum. Ha, tamam. Ne yapıyorsun burada? Tek başına gelsene aşağı. Tamam. Gelirim şimdi. E hadi. Tamam. Geliyorum. Geliyorum. Tamam. Müsaitsen bir kahve içelim mi? Yani müsaitim, olabilir. Tamam, tamam hocam. Hemen çıkıyorum, sağ olun. Ne? Hayırdır, nereye çıkıyorsun? Süheyl Hoca ile konuşacağım. Ne konuşacaksın? Kenan'ın durumunu. Ne de olsa yıllar önce o tedavi etti. Bir yol gösterir, bir yardımı olur belki. Süheyl Hoca emekli olmuş. Biliyorum Tuğra. Sadece konuşacağım. Ben çıkıyorum. Tamam, dur dur dur. Ben geçerken bırakırım seni. Alo. Ben varmak üzereyim. Buluşacağız. Merak etme. Her şey ortaya çıkacak. Üzülüm zekli bu ağır yükten kurtulacağız ondan. Arkadan ses geldi. Duymadım ben. Daha hızlı gidemez misin? Elimden geleni yapıyorum. Merak etme, geç kalmayacağız. Bak bir daha geldi. Ben de duydum Süper, evet. Arkadan mı geldi diye. Eşyalar vardı ya, bir şişe falan devrilmiştir. Geç kalacağız ya. Vallahi geç kalacağız. Peki.
gitmese bari adam. Eyvah 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 eyvah. Ne oldu? Niye durdun? Durmadık, benzin bitti. Şaka yapıyorsun. Yok, yapmıyorum. Bayağı benzin bitti, şaka gibi. Tam sırası Kenan. Bu kadar önemli bir şeye gidiyoruz. Nasıl kontrol etmezsin? Yarım depo benzin vardı. Gerçekten söyle, ne ara bitti bilmiyorum. Ha, ne yapacağız şimdi biz? Adam da bekliyor. Yani teknik servisi arayabilirim. Yok o kadar zamanımız. Sen Refi'yi ara. Sizin çocukları yollasın, olmaz mı? Onlar bırakır bizi, aynı hesap. Önce adamın merak etmesin. Mesaj atayım, beklesin. Ne olur. Biri de geçer belki buradan. Refik komiser. Şimdi sana bir konum atsam. Yakınlarda bir ekip varsa yönlendirir misin? Tamam, atıyorum hemen. Ne diyor? Bakacak, yakınlarda ekip varsa yönlendirecek. Biri geçer şimdi ya. En kötü onları söyleriz. Of. Yalnız bu böyle durmaz. Uyarı falan koyalım. Reflektörler bagajda mı? Galiba olacaktı. Yani daha önce kullanmadım. Bakalım istersen. Umarım vardır. Oh. Açılmıyor. Bu kilitli mi? Evet evet. Geliyorum hemen. Ben de. Acele etmeyelim Leyla'cığım. Beni bekle, hemen geldim. Ne yaptınız Refik komiser? Of. Bir ekibin gelmesi ne kadar sürer peki? Aa, tamam tamamdır. Halledeceğim ben o zaman. Boş ver. Evet. Şimdi açabiliriz. Evet, yardım et bakayım bana Ekrem Efendi. Sakin ol. Bir dakika, bir dakika. Sakin olman lazım, kendi iyiliğin için. Anladın mı? Güzel. Canını yakmak istemiyorum, bilgin olsun. Hadi bakayım evladım. Gel bakayım. Hadi hop. Yoruldun mu sen ya? İyisin, iyi. Ya tamam, dinlendireceğiz seni, gel. Hadi evladım. Basamaklara dikkat et. Yavaş at adımını ha. Gel, dikkat et yavrum, dikkat et. Gel, 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 gel. Ya korkma, korkma. Çok korkuyorsun ya, hayret bir şey. Koca adamsın ya. Gel. Bak geldik. Çok seveceksin. Gel bakayım, gel. Akıllı çocuk. Bak. Arkanda çok güzel bir sandalye var. Otur şöyle. Otur bir rahatla. Otur, otur, otur. Otur. Birbirimize güvenmemiz lazım. İyi. Varmış işte. Evet, evet. Gerçekten varmış. Ben bir servis arayayım öyleyse, olur mu? Ha, yardım etmeyeceksin yani. Bu da bir yardım sonuçta. İyi, tamam. Bana bak Ekrem, yok. Yok tabii. Çünkü benim yanımda. Nasıl, senle beraber sen mi aldın? Gönderdiğin canlı konumu takip ettim. Direksiyonda öylece sızıp kalmıştım. Kim olduğunu bilmediğim için de uyandırmak istemedim. Sonra da aldım doğruyu mekana getirdim. Tamam, neyse, bak beni iyi dinle. Ben gelmeden hiçbir şey yapmak yok, tamam mı? Ben gelmeden hiçbir şey yapmak yok, yüzde olmak istiyorum. Tamam?
Son nefesini alırken yanında olmak istiyorum abi. Biliyorum. Gece gel. Hava iyice kararsın öyle. Ha ayrıca bütün bu olup bitenleri senden oturup bir konuşmamız lazım. Tamam. Devam. Evet tabii ki. Ben sizden haber bekliyorum öyleyse. Teşekkürler. Tamam mı? Duydum dediklerimi. Kapatıyorum. Bay bay. Savcı Leyla Gediz. Bir yardıma ihtiyacımız var. Bir yere gitmemiz gerekiyor. Bize yardım eder misiniz? Tabii tabii. Buyurun bırakayım. Çok teşekkür ederim. Hemen geliyoruz. Kenan. Hadi bizi bırakacak. Ah süper. Sen arabayı kilitle. Aldırız ekipleri bir ara. Tamamdır. Ben arabayı kilitliyorum öyleyse. Hadi kilitle arabayı. Haydi. Okey. Çıkalım hadi. Severek takip ediyoruz Kenan Bey. Ben de sizi seviyorum. Leyla. Evet. Biz nereye gidiyoruz şu anda? Adamın yanına gidiyoruz. Rica ettik ya. Tamam, bir midem bulanıyordu biraz o yüzden. Sordum bu ne kadar sürecek anlamında. İyi misin? Çok iyiyim, çok iyiyim. Merak etme. Geldik efendim. Ne olursa olsun o bizim oğlumuz. Seninle gelmemi istemediğine eminsin değil mi? İçimdekileri rahat rahat dökebilmek istiyorum. Baş başa olmak istiyorum doktorla Turan. Peki tamam. Çıkar çıkmaz beni ara. Merhaba. Merhaba. Nevin Öztürk ben. Biliyorum geleceğinizi. Sühel Hoca söylemişti. Buyurun sizi içeri alayım. Buyurun efendim sizi böyle alayım. Az bir bekleteceğim sizi. Bu arada ne alırdınız? Su sadece. Tamam. Evet, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederim, ne demek. Sağ olun. İyi günler, hoşça kalın. Bir arayayım. Merhabalar, biz geldik. Yukarıda şu an bir araba görüyoruz ama... Tamam, sahile inelim. Sahildeymiş. Merhabalar Leyla Hanım. Kusura bakmayın geciktik. Yolda benzinimiz bitti. Merhabalar. Sorun değil. Çok olmadı zaten. Ben de bir deniz havası alayım dedim. İyi yapmışsınız. Dinliyoruz sizi. Ben düşündüm. Yıllarca beni tehdit ettiler. Bu adamlar benim hayatımı kaydırdılar. İşsiz kaldım. Hiçbir yerde iş bulamadım. Dün gece de karımla konuştum. Televizyonda sizi görünce bildiğim ne varsa anlatacağım. Anlatın. Anlatın bize lütfen.
yaktılar. O yetimhaneyi yaktılar. Söylemiştim sana. Bak sana söylemiştim. Ya emin misiniz? Siz orada mıydınız? Leyla Savcı'm, haberlerini ben yaptım. Tehdit ettiler beni. İçinde biri var mıydı? Birine bir şey oldu mu? Çocuklar. Çocuklar vardı. Bakın Ahmet Bey, bu çok büyük bir iddia. Siz ne dediğinizi farkında mısınız? Ben her şeyin farkındayım. Sonu ne olursa olsun, başıma ne gelirse gelsin, yardım edeceğim size. Elimde bulunan bütün dosyaları, evrakları hepsini getirdim arabada. Ve ben bunu kimseyle paylaşmadım. Sadece sizle paylaşıyorum. Kim yaptı peki? Kim var bunun arkasında? Sadece bir kişi değil. Hepsi. Hepsini anlatacağım size. Peki niye böyle bir şey yapsınlar? Ya çocuklardan ne ister? Ne istiyor olabilirler? Yaptıklarını kimse bilmesin diye. Ahmet Bey lütfen anlatın. Ne yaptılar? Leyla! Kenan! Kenan! İyi misin? İyiyim. Sıyırdı herhalde. Gitmez, giriş çıkış yok. Bekle burada. Tamam, tamam. Bekle! Leyla dikkat et! Leyla! 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 Leyla, iyi misin? Kenan, iyi misin? İyiyim, ben iyiyim herhalde. Ben plakasını aldım, kaçtı. Refik komiser, saldırıya uğradık. Ambulans gönder, konum atıyorum. Emine Hanım, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, beklettim sizi. Önemli bir telefondaydım. Buyurun. Estağfurullah. Uzun zaman oldu görüşmeyeli. Nasılsınız, iyisiniz? Emeklilik işte. Birazcık sıkıcı ama alışıyorum. Bahçeyle falan uğraşıyorum. Zaman geçiyor işte. Merak ettim, her şey yolunda mı? Aslında değil. Kenan'ı hatırlarsınız. Yıllar önce tedavisini siz yapmıştınız. Oğlum. Evlatlık oğlunuz. Evet. Ender görünen bir vakaydı. Kaç sene oldu? 20, 25? Daha fazlası vardır. Kendisi tabii bilmiyor evlatlık olduğunu. Zor bir hayat. Ona söylediğimiz yalanların yükünü taşımak çok daha zor, inanın. Yıllar geçse de bu his hiç geçmiyor. Biz bir çocuğumuz olsun istedik ama olmadı. Sonra Kenan. Kenan'ı evlat edindik. O da hastalandı.
Yoksa Doğan geri mi döndü? Evet. Doğan döndü. ...338 Lepoa. Bununla fil falan vurmuyorlar mı? Öyle. Balistik incelemesi yapılsın hemen. Şu şapka da onun olabilir. Kaçarken düşürdü herhalde. Onu adli tıpa yönlendirin. İçindeki saç örneklerini tarasınlar. Oradan bir şey çıkar. Emredersiniz. Of. Ne yaptınız? Aracı didik didik ettik savcım. Yok, hiçbir şey yok. Dosya falan yok. Aldı zaten giderken. Savcım, verdiğiniz plakalar aracı 5 kilometre ileride terk edilmiş halde buldular. Araç çalıntıymış. Şimdi bir ekip gönderdim, parmak izi için. Tamam. Burada işimiz bitti. Yalnız dikkat edin, bu olay basına yansımasın. Merak etmeyin savcım. İyi misin? İyiyim yani. Herhalde iyiyim. İlk defa biri karşımda vuruluyor. Acayip. Sen iyi misin? İyisin. Kan olmuş her yerin. Sil istersen. İyiyim. Merak etme. Refik komiser, cesedi kaldırdınız mı? Kaldırıyoruz efendim. Evet. Tamam. Şimdi oldu. Peki nasıl anladınız? O mu söyledi bir gariplik olduğunu? Hayır. Biraz hareketleri garipleşti, tuhaflaştı. İçine kapandı, dalgındı. Ama ben onunla konuştum. Kenan'la mı? Hayır, Doğan'la. Nasıl yani? Yani nasılını anlatmak biraz zor. Ama ben anladım. Doğan geri döndü, eminim. Doğan döndüğünü belli etmek istemedi. Belki de istedi. Kenan hiçbir şeyin farkında değil, değil mi? Bence kendisinde bir gariplik olduğunun farkında. Tam adını koymuyor, koyamıyor ama iş yoğunluğu diyor, stres diyor. Doğan geldiğinde de Doğan'ı hatırlamıyor. Ama Doğan her şeyden haberdar. Bu yaşta tekrar eden bu tip rahatsızlıkların sonuçları çok daha yıkıcı olabilir. Oğlunuz göz önünde birisi. Hayatı her an tepe taklak olabilir, suç işleyebilir. Bu tip alter kişilikler her zaman şiddete meyillidirler. Saldırgandırlar, daha acımasızdırlar. Haksızlığa uğradığını düşünürler. Ne yapacağız peki? Onun haberi olmadan hiçbir şey yapamayız. Başına gelenleri bilmeli. Her şeyi mi? Başka çaresi yok. Bakın Emine Hanım, bu çok ciddi bir rahatsızlık. Kanser olan birine ondan habersiz kemoterapi uygulayamazsınız. Ya evlatlık olduğunu öğrenirse? Belki de öğrenmeli. Yapmayın ne olur. Ben nasıl anlatırım? Nasıl açıklarım bunu ona? Bakınız, belki aylarca klinikte yatması gereken birinden bahsediyoruz şu an. İsterseniz onu buraya getirin. Burada beraber açıklayalım her şeyi. Bakın, Kenan Bey'in haberi olmadan hiçbir şey yapamayız. Tekrar bir tedavi görmezse Doğan her şeyi tamamen ele geçirebilir. Hayatı alt üst olur. Mesleğini kaybeder. Başarısını düşünün, önünü düşünün.
Doğan bütün bu insanlarla iletişime geçecek. Kenan'ın aşık olduğunu, evlenmek istediğini düşünün. Bu insanlara bunu yapamayız. Biz de sorumluyuz. Eğer dediğiniz gibi Doğan geri döndüyse kesinlikle Kenan bilmedi. Sakin ol. Şoförün yanında konuşma bunları. Hadi hemen yanıma gel. Evet, Ekrem kardeş. Kim olduğumuzu merak mı ediyorsun? Az kaldı, az kaldı. Öğreneceksin. Pardon, hesabı alabilir miyim? Tabii. Ya da vazgeçin. Bir çay daha alayım. Tamam peki. Selam. Hoş geldin. Şöyle geçiyorum o zaman. Aynen. Nasılsın? İyiyim. Ben de iyiyim. Şey, affedersin. Ne güzel, iyi. Siz bir şey alır mısınız? Ben bir filtre kahve rica edeyim. Sütlü mü, sade mi? Sade. Pardon. Evet. Tamamdır. Böyle susmak için mi buluşalım dedin? Yani konuşmayacak mısın? Yasemin, ben... yani içeride çok düşündüm ben. Benim sana bir özür borcum var, yani hep var. Tahir, bir şey söyleyebilir miyim ben öncelikle? Yani senin bana hiçbir özür borcun yok. Hiç. Kimin özür borcu olur biliyor musun? Mesela... Atıyorum, babaannemden kalan bir vazo vardır. Mesela onu kırmışsındır. Ya o zaman özür dilersin. Sen benim kalbimi kırdın ama. Bunun özrü olmaz, ne yazık ki. Ne yapayım peki şu an? Bence hiç açmayalım bu konuları hiç. Gerek yok.
Çok sağ olun. Afiyet olsun. Yani ben seni... Ya ben seni yüzüstü bıraktığım için yani... Başkasıyla evlendin. Ben neye kızdığını anlamadım hiç. Hiç konuşmadın benimle. Bir anda zaten iletişimi kestin. Sonra düğün davetiyeni gönderdin Tahir bana. Yani cahillik. Haklısın yani ne söylesen haklısın. Anlıyorum. Mutlu musun? Değdi mi? Yani umarım kalbimi böyle bu kadar hani paramparça etmene değmiştir. Ya hep mutlu olmanı isterim senin. Yani mutlu ol tabii ki. Allah belamı verdi zaten Yasemin. Merak etme sen, için rahat olsun. İçin rahat olsun derken... Yani sen hapse girdiğin için ben sevindim mi zannediyorsun? Yok, öyle değil ya. Korkunç bir şey başına geldiği için ben oh olsun falan mı dedim? Ben ya böyle birisi miyim? Şu yaşadıklarına o kadar üzüldüm ki Tahir. Hiçbir zaman zaten benim. Katil. Katil. Katilisin sen. Hanımefendi. Benim kızımı öldürdün. Sen benim kızımı öldürdün. Tamam, durur musunuz? Sen benim kızımı. Hanımefendi. Kızım kara topraklarda. Sen benim kızımı katilisin. Tamam. Hanımefendi. Benim kızımı öldürdü. Benim kızımı öldürdü. Benim kızımı. Benim kızımı. Benim kızımı oldu. Öldürdü. Burada kahve içiyor. Benim kızımı öldürdü. Tahir. Tahir durur musun? Tahir bir durur musun? Görüyor musun bak, görüyor musun? Ben iyilik etmişim sana. Kaç kurtar kendini benden Yasemin, kaç ol, kurtar. Sakin ol. Ben katilim ya. Sakin kadın ol, haklı. Hayır. Ben gencecik bir kızı öldürdüm ya. Sakin bunu düşüne düşüne ben kanser olacağım. Geberip sakin gideceğim. Yavaş yavaş edeceğim kendimi. Ben katilim, ben katilim. Tahir tamam, tamam Tahir. Mahvolduk Tuğra. Bittik biz. Her şey buraya kadarmış. Başka ne dedi? Daha ne desin? Eğer bir şey yapılmazsa Doğan zamanla Kenan'ı tamamen ele geçirebilirmiş. En kötüsü de cinayet bile işleyebilirmiş. Saçmalama Nevin. Yok artık daha neler. Ben sana doktorun söylediklerini söylüyorum. Sen hep demiyor muydun? Kenan'a söyleyemeyiz diye. Evet. Ama durum farklı. Kenan tedavi olmazsa oğlumuzu kaybedebiliriz. Kenan'ın tedavi olması şart Turan, şart. Ben bir sorayım müsait mi? Olur. Buyurun Leyla Savcım. Başsavcı müsaitse onu görmek istiyoruz. Kenan Bey'le beraber. Tamamdır, haber veriyorum. Tamamdır. Bir yerde bir ıslak mendil bir şey varsa ver de şu arkanı temizleyelim. Şurada var. Ne olmuş? Kirlenmiş. Şey yani... mi? Hayır, hayır. Hallederim ben hemen. Evet. Efendim, savcı Leyla Hanım geldiler. Kenan Bey de yanında. Ne? Kenan mı? Az beklet kızım. Birazdan alacağım. Nevin topla kendini biraz. Kenan bu halde görmesin seni. İyi de Kenan'ın ne işi var burada? Ya bırak şimdi bunları. Yüzüne gözüne bak. Bir topla kendini, sakin ol. Thank you.
Evet. Turan Başsavcım sizi bekliyor. Geliyoruz. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Sayın Başsavcım, Savcı Leyla Hanım ve Kenan Bey geldiler. Al, al. Buyurun. Merhabalar Başsavcım. Ya. Anne, ne işin var burada? Esas senin ne işin var burada? Gel bakayım buraya bir. Ne oldu sana? Yok bir şey. Bir şey olmadı oğlum, bir şey olmadı tamam. İsterseniz ben sonra geleyim efendim. Yok yok, gerek yok. Eşimle tanışmamıştın değil mi? Demin bak. Leyla Savcımız. Memnun oldum. Ben de kızım. Anneciğim, Leyla Savcı bu oyuncakçı meselesinde savcısı kendisi. Arada paslaşıyoruz. İnşallah bulursunuz kızım. Bütün Türkiye onu merak ediyor. İnşallah. Neyse ben müsaadenizi isteyeyim. Sizin konuşacaklarınız vardır. Tamam, tamam hadi bakalım. Tamam canım. Gel bakalım sen bir. Bak bana bir. Ne oldu söyle şimdi. Yok bir şey. Sen merak etme. Ne olursa olsun anneler iyidir. Allah'ım peki. Yalan söylediğini biliyorum. Akşam bana geliyorsun. Konuşuyoruz tamam mı? Tamam. Mantı da yapayım mı? Ama çok kötü yapıyorsun. Ama aşk olsun. Şaka yapıyorum hadi git. Tamam. Konuşuruz. Kolay gelsin. Bay bay. Evet. Hayırdır ne oldu? Anladım bakalım. Niye buradasınız? Başsavcım. Bugün kötü bir şey oldu. Ne oldu? Biz 7 Eylül 1995 tarihiyle bağlantısı olduğunu düşündüğümüz biriyle buluştuk. İkiniz mi? Ne anlattı? Anlatmasından ziyade baba. Adamı vurdular. Ne diyorsun oğlum sen? Bayağı vurdular. Ve bize getirdiği dosyalar o hengamede alınmış. Efendim anne. Tahir. Ben babana hala ulaşamıyorum oğlum. Anne çocuk değil ya. Çıkar gelir bir yerden tamam. Oğlum ne bileyim kalbi var adamın. Düşecek kalacak bir yerde merak ediyorum ya. Neyse tamam seni ararsa bana haber ver olur mu? Aramaz anne. Babam beni aramaz. Tamam haberdar ederim. Alo. Tahir. Sen iyi misin? Sesin biraz garip geliyor. Bir şeyin yok değil mi? Yok yok şey, bu boğazım gıcık oldu, bir klimadandır. Ha tamam. Tamam canım. Görüşürüz, bay bay. Ah, ben bir yukarı çıkıyorum anne. Neredesin be adam, neredesin? Birileri biliyor Şahin'de, birileri biliyor. Birileri bizim peşimizde. Anlıyor musun? Birileri bizim peşimizde. Allah'ım sen koruyorum. Allah'ım sen koru. Yani ortada bir katil var ve bu katil 7 Eylül 1995 tarihinde olanları açığa çıkarmak istiyor.
Ama başka birileri de o gün olanların üstünü kapatmaya çalışıyor. Kimmiş onlar? Henüz bilmiyoruz ama organize çalıştıkları aşikar. Yani bir suç diğer suç takip ediyor. Ve elimizde henüz bir veri yok efendim ama söylenenlere göre içinde çocuklarla birlikte yakılan bir yetimhane söz konusu. Yani elimizde somut bir veri, delil falan yok. Henüz yok başsavcım. Ama ben her geçen gün soruşturmayı derinleştiriyorum. En kısa zamanda sonuç elde etmiş, size gerekli verileri getirmiş olurum. Leyla, böyle mışlar mışlar. Bu işler öyle yürümüyor. Aç bakayım şu yaranı. İyi miyim, bir şeyim yok benim. Aç bir bakayım. Ya bir şeyim yok, sakin. Ya siz çıldırdınız mı? Ha? Kafayı mı yediniz? Öyle önlemsiz falan, emniyete haber vermeden, tedbir almadan gidilir mi? Siz ne yaptığınızın farkında mısınız? Ya sana bir şey olsaydı, sana bir şey olsaydı, adam orada kafanızda sıksaydı, belki bir tuzaktı, belki hedefsizdiniz. Nereden buldu bu adam sizi? Biz Altıntepe'ye gittik. Kanalı aradı. Kanalı aradı, her şeyi bildiğini söyledi bana. Ben de Leyla Hanım'la konuştum. Yani savcıyı aldım, yanımda gittim baba. Bu kadar basit. Leyla, bu adamı bul. En azından bir arpa boyu yol almış olalım, tamam mı? Başsavcım, en azından o tarihte ne olduğunu bulmaya çok yaklaştım. Ben gerçeklere yaklaşmak falan istemiyorum. Ben bizzat onları ne olduğunu öğrenmek istiyorum. Anladın mı? Anlaşıldı. Tamam, çıkabilirsin. Sen kal, sen kal. Bu kadının bir savcı olduğunu biliyorsun değil mi? Biliyorum. Sen de bir habercisin. Evet. Böyle birlikte iş kovaladığınız falan duyulursa ne olur biliyor musun? Hayır. Kurul Leyla'yı meslekten ihraç eder. Görevi ihmal derler, kötüye kullanma derler, derler de derler. Anlıyor musun ne dediğimi? Anlıyorum. Kızı yakarsın. Anladım baba. Anladım, bak ben de şeyim, ne olur. Dikkat edeceğim. Hadi. Oğlum. Ya sana bir şey olsaydı lan? Ha? Ya vurulsaydın? Ben ne yapardım, annen ne yapardı? Hiç düşündün mü? Dışarıda bir katil var. Acımasız bir katil hem de. Ve hatta arkasında kimlerin olduğunu bilmiyoruz bile. Kaç kişi olduklarını. Onları bulmam gerekiyor. Hepsi bu. O benim işim. Senin işin değil. Hepimizin işi. Adam benden yardım istedi. Ben mi yanlış hatırlıyorum? Etme. Yardım falan etme. O bir katil. Sen değilsin. Aynı şeyin peşindeyiz. 7 Eylül 1995 tarihinde ne oldu? Bunu herkesin bilmesi gerekiyor. İşimi yapacağım. Senin gibi. Refik komiser. Sen acil adliyeye bekliyorum. Yüz yüze konuşmamız lazım. Acil. Yıllarca için içi yedi bitirdi kendini. Kimseye de anlatmadı. Ben dedim, git dedim. Bildiğin her şeyi anlat, kurtul artık. Nereden bilecektim böyle olacağını? Siz müsterih olun. Bu işin failini, arkasında kim varsa hepsini bulacaksın. Allah razı olsun. Başınız sağ olsun. Ya sana da sormadık. Aç mısın, susuz musun? Ayıp oldu ha. Ne istediyseniz yaptım. Daha ne yapayım ben size? Daha ne yapayım? Bizi kimle karıştırıyorsun bilmiyorum ama biz henüz daha bir şey istemedik. Acele etme. Haber vermeden mi gidiyordun? Yok, ben sana baktım aslında da kanala geçmem gerekiyor. Kolun nasıl oldu? İyi. Yani iyi herhalde. Ölmediğimi düşünerek kendimi rahatlatıyorum.
Medikalcilerin verdiği ilacı içtin mi? Yok, içmedim. Yani yemek yemem lazımmış. Tok olmam gerekiyormuş. Onda da işlem yok. Karışım yani, sen beni boş ver. O zaman şöyle yapalım. Senin işten açacak bir yer biliyorum. Seni oraya götüreceğim. Nasıl yani? Bekle beni. Hadi gel. Burası. Yediğin için pizzalar olmaz. Öyle mi dersin? Yani ben çok pizza yemem zaten. Gluten. Kenan Öztürkoğlu'nun bedelleri var tabii ki. Kolay gelsin. Menü istemiyoruz. Spesiyalinizden alabilir miyim? Tabii, iki tane değil mi? Lütfen. Lütfen. Sağ olun. Evet. Merak ettiğim soruya geldik. Bu kadar işinizin gücünüzün arasında neden benimle ilgileniyorsunuz? Çünkü bugün yaşanan bütün belanın içine seni ben soktum. Geldim, geldim buraya. Canım, çok özlemişim. Gel oturalım. Yok yok, geç kalırız. Gidelim o zaman. Taksiye mi binsek? Şu insanlara bak. Ne kadar da her şeyden habersiz öyle hayatlarını akıtıyorlar. Bir de bizimkine bak. Hiç böyle hesaplamamıştık değil mi? Hep bir kasvet, kasavet. Dünyama hoş geldin. Nah. Bu havayı dağıtacak bir şey biliyorum. Ne yapıyorsun? Bak. Cumhuriyet savcısı olduğunu farkındayım, tamam mı? Yapman gereken bir ton iş var. Düşünmen gereken bir o kadar şey daha. Ama sadece 3 dakika kendini buraya bırakabilirsin, tamam mı? Bu müziğe. Sonra her şey zaten eski haline geri dönecek. Sadece 3 dakika. Tabii ki rahat durmayacaktım. Hep bir şeyler peşindesin. Geliyorum. Merhabalar, kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Buraya bağlanabiliyorum değil mi? Sesime. Tabii, bağlanabiliyorsunuz. Teşekkür ederim. Sanırım oldu. Ne? Ona inanamıyorum. Ben normalde de kafam bozukken bunu dinliyorum bu arada. Senin için açmadım ya. Teşekkürler. Görmesek ama aşktan da ölmesek iyi. Yeah.
ki bir sır vardı onun sesinde. Her düşündüğümde oldu beyaz elbisesinde. Bela bulur beni ve uyku kaybolur gibi. Bu kız, bu kız, bu kız. Dediğin kadar varmış bu arada. Diyeti bozmama değdi yani. Ya, bu benden olsun. Ama... Tamam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Gerçek dünyaya dönme vakti. Adliyeye gitmem lazım. Tamam. Bizimkiler de deli gibi aramışlar. Kanala gideyim ben de. Evet. Ben buradan taksiyle giderim. Sergın'ı yenilet. Beladan da uzak dur. Ah, söz veremem. Kulaklığını taksana. Nasıl? Tak işte. Şimdi sen uygun da bu araba kiralama işinde büyük para var. Aynen var o işte para. Var tabii var. Acaba sen bir 15-20 araba mı alsan? Ben? Hı. 10-15 araba alayım. Hangi parayla? Vallahi beni biliyorsun. Bu ara benden o kadar çıkmaz. Benden çıkar mı sence? Belki yani senin peder beyden falan mı acaba? Sen iyi misin kardeşim? Hı? Dalıp dalıp gidiyorsun falan. İyiyim. Merak etme, iyiyim. Mükan Bey, bir adam geldi. Sizi sorayım. Yok mu oğlum bu adamın adım adı bir şey? Şuradaki adam. Kim oğlum bu ya? Ne oldu ya? Cengo bu ya. Cengo kim? İsmet abinin adamı. İsmet abi kim ya? Tanışmak istemeyeceğim bir abimiz kardeşim. Tamam. Sen al oğlum adamı al ama bırak tetikte olun ha. Tamam mı? Hayırdır? Bir şey yok. Önlem amaçlı. Tamam mı? Ben halledeceğim. Tamam mı? Bir şey yok. Ne haber Gökhan? Vay Cengo hoş geldin. Nasılsın, iyisin? Gel buyur otur. Eyvallah. Bak yemek yer misin? Acıkmışsındır. Kuru fasulye pilav. Eyvallah eyvallah sağ ol geç bakayım. Tahir benim kardeşim gibidir. Selam. Tamam mı? İçeride beraber yattık. Duydum. Sarhoş halde kızı ezip öldüren değil mi? Yani oldu öyle kazalar. Neyse konuyu fazla uzatmayacağım. Geçen İsmet abinin oraya gitmişsin. Barbuta takılmışsın. 20.000 dolar borç almışsın. Sonra öderim demişsin. Öderim. Yani ya ödeyeceğiz. Kumar borcu, namus borcu Cengo biliyorsun beni. Tamam öde o zaman. Nasıl? Yani şimdi mi? Şimdi. Yani şu an üstümde o kadar yok yalnız. Git bul. Beni alakadar etmez. Yani şimdi ben... Sana 20.000 doları bir anda... 25.000. Faiziyle birlikte. Her gün 1.000 dolar. Katlana katlana bugün 6. gün hatta 26.000 dolar. Biz İsmet abinin mekanına ilk defa gitmiyoruz. Yani böyle faiz mi olur? Yani eyvallah geldin, hoş geldin. Başımızın üstünde yerim var.
Ama benim mekanımda, kardeşimin yanında. Yani böyle olmuyor Cengo. Öyle kardeşim, kardeşim falan filan. Madem kardeşin, ödesin o zaman. Yok mu bu lavukta? Tahir kardeşimin bu işlerle... Sen lavuk diye bana mı diyorsun? Senden başka lavuk mu var bu odada? Ayrıca bizim camiada senin gibilere biz hep lavuk deriz. Bak bu borç benim borcum olduğundan, tamam mı? Tahir kardeşimi... Lan! 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 Kime lavuk diyorsun lan? Oğlum bırak lan! Bırak, tutma! Tamam. Gel buraya, gel! Gel lan sen! Lan çıkar be! Gel oğlum, gel! Bırak, konuşma, çıkar. Gel! Bırak lan! Bırak! Tamam! Lan tamam! Puh. Dur be sen! Tamam! Ne yapıyorsun? Biz bittik oğlum, biz... Sen ne yapıyorsun Tahir? Biz bittik ya. Ya sen ne yapıyorsun sen? İsmet'in adamı oğlum onlar. İkimizi de öldürürler. Bak, ikimizi de öldürürler. Cesetlerimizi bile bulamazlar lan bizim. Sen manyak mısın ya? Adam gibi konuşsun o zaman. Hala adam gibi konuş. İkimizi de öldürecekler. Tahir, anladın mı? İkimiz de artık ölüyüz. Adam gibi konuşsun bir yerde. Kenan. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasıl? Kolay oldu mu kanalın yerini bulmak? Nükhet, bugün gerçekten yapamayacağım. Yavaş, 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 yavaş ol. Ne oldu? Bir şey yok. Önemli bir şey yok yani. Küçük bir kaza. Sen o savcı kızla beraberdin değil mi yine? Sana ne bundan? Hoşlanıyorsun değil mi ondan? Laflara bakar mısın? Kendine gelir misin lütfen? Hem eğer öyle bir şey varsa bile bu seni niye ilgilendiriyor? Seni ilgilendiren her şey beni ilgilendirir. Özel hayatım değil. Kenancığım. Hatırlatıyorum. Sen Türkiye'nin en önemli habercilerinden birisin. Senin bir özel hayatın olamaz hayatım. Olamaz. Anladım, anladım. Sen benim bir kalbim var diye böyle yapıyorsun. Ona şaşırdın değil mi? Problem yok. Şeyi düşündün mü hiç? Senin o kızla bir fotoğrafın magazin sayfalarından birine düşse ne olur Kenan? Sana bir şey olmaz belki, biliyorum olmaz. Ama o kızın hayatı mahvolur. Biter, perişan olur. Ben seni uyarmak istiyorum sadece. İçimden geldi. Uyardın, sağ ol. Yani. Gülçin'i odama yollar mısın? Peki. Allah Allah. Ne haber? Ha Kenan, ne haber? İyi, sen ne yapıyorsun? Kızlara bakıyorsun. Yap bunları, göz gezdiriyorum işte. Sana bir şey söyleyeceğim. Söyle. Ama Nükhet'e söylemek yok. Nükhet'e söylemek yok. Tamam abi. Bak. Ben bugün ölümden döndüm abi. Bayağı kolumu kurşun sıyırdı. Ne diyorsun oğlum sen? Evet evet yani. Hedef ben değildim ama arada ben de kaynamış oldum. Abi sen polise gittin mi? Bir sakin. Ha, polise gittin mi? Sakin olur musun Murat? Bak, oturur musun şuna? Kimse duymayacaklarını lütfen oturur musun? Celallenme hemen. Savcılığın haberi var. Sıkıntı yok. İlgileniyorlar yani. Benim senden başka bir isteğim olacak. Söyle abi. Hazır olmanı istiyorum Murat. Bak, Türk basın tarihinin en büyük haberini yapacağız seninle. Ama hazır olman lazım. Tamam. Tamam. Bu adamlar çok güçlü adamlar. Çok kötü adamlar ve aşağılık adamlar. Her şeyi yapabilirler. Abi biz zaten nasıl bir şeye çattık, ben anlamadım bu işi ya. Sen çıktın söyledin hani duyan bilen varsa arasın diye. Abi arayanların %95'i manyak. İşte onlar ulaştıysa başkasına da ulaşmış demek ki. Dediğim gibi çok güçlü adamlar. Birilerinin kuyruğuna basmışız. Gerçeklere ulaşmamızı istemiyorlar. Anladın mı? Sen hastaneye falan gittin mi? İyi misin? İyiyim, iyiyim yani. İyi değilim tabii. Acıyor da geçecek. Geçer bir şekilde.
Dikkatli ol ve hazır ol. Tamam? Tamam, tamam. Nüket bilmesin. Nüket'e söylemeyeceğim. Tamam. Tamam. Bir şey olursa ara beni. Merak etme, buradayım. Gülçin'cim. Buyurun. Senin kaç sene oldu şimdi burada? 4 sene Nüket Hanım. 4 sene. Hı hı. Çok güzel. Senin artık müdür olma zamanın gelmiş. Ciddi misiniz? Evet, ciddiyim. Yalnız senden ufacık bir ricam olacak tabii, beni kırmazsan. Tabii ki, ne isterseniz. Gülçin'cim, sana güvendiğim için buradasın. Bu çok hassas bir konu ve kesinlikle aramızda kalması gerekiyor. Elbette. Kenan'ın bir ilişkisi var. Savcı bir kadınla. Bana onun fotoğrafları lazım Gülçin. Kenan Bey'i mi takip edeceğiz Nüket Hanım? Adım adım. Ama acelesi yok. Yani vaktin var. Ama bu fotoğraflar bana lazım. Gülçin? Tamamdır Nüket Hanım, peki. Anlaştık değil mi? Anlaştık. Aramızda. Hiç merak etmeyin. Tamamdır. Şimdi sen çıkabilirsin. Tamamdır. Çok teşekkür ederim tekrar. Ha Gülçin. Buyurun Nüket Hanım. Yeni odanı hazırlatacağım, iç mimarı çağıracağım da özellikle böyle hayalinde bir dekorasyon falan var mı? Yani çok ani oldu, bilemedim açıkçası ama. O zaman sen bana bırak. Ben zevkli kadınımdır. Tamamdır Nüket Hanım, çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Rica ederim canım. Refik Komiser, hazır mısınız? Biz hazırız Sayın Savcım. Evet, başlamadan önce. Bir derdi tasası olan, aklını kurcalayan bir sıkıntısı olanınız var mı aranızda? Güzel. Bunu niçin sordum? Bu olay çözülene kadar rutinleriniz dışında sadece bu işle ilgilenmenizi istiyorum. Biliyorum. Hata görüyorum. Çok yorgunsunuz. Aranızda evli ve çocuklu olanlar var. Sizin yükünüz daha ağırdır, farkındayım. Ama inanın ben de çok yorgunum. Bu süreçte sizden daha özverili ve sabırlı olmanızı istiyorum. Baktığınız diğer soruşturma dosyaları var, evet. Ama bu olayı çözmek, faili mahkemenin huzuruna çıkarmak zorundayız. Geç bile kaldık. Bu çalışma insanüstü bir efor gerektiriyor. Evet. Ama sizden tam odaklanmanızı ve talimatlarımı bugüne kadar olduğu gibi en hızlı ve eksiksiz şekilde yerine getirmenizi istiyorum. Biz sağlam olalım ki sağlam ve hızlı hareket edelim ve bu işi çözelim. Çözeceğiz Sayın Savcım. Bize güvenin. Sayın Savcım, çözeceğiz bu işi. Güzel. O zaman hadi başlayalım. Ne bulduk? Nazım aç. Efendim, adam aracı bıraktıktan sonra başka bir araçla yola devam etmiş ama yakaladık. Araç kimin üstüne kayıtlıymış? Adana'da bir şahsın üzerine kayıtlı ama olayla alakası yok. Araç çalıntı mı, onu da araştırıyoruz. Şapkadan bir şey çıktı mı? DNA örneğini aldık, laboratuvara gönderdik. İlacı da araştırdık. Egzama için kullanılan bir ilaç. Talimatınızla eczanelere bakabiliriz isterseniz savcım. Oo, İstanbul'da yüzlerce var. Nereye bakıyorsun? Haftalar alır. İkinci araç en son nerede görülmüş? Bağcılar'da. İnip devam etmiş. Adamın adı Metin Yurt. Bu İrfan'ı hastaneden kaçıran ekipte. Tamam, Bağcılar'a bakın. Bağcılar'daki eczaneleri tarayın. Alanı daraltmış olalım. Belki birini tanıyordur. Orada oturuyorsa eczacı arkadaşı olabilir. Belki kredi kartı kullanmıştır. Bankalara da bakın. Bakarız. Hepsine bakarız Sayın Savcım. Var mı başka bir şey? Şimdilik bu kadar efendim. Bana bakın. Bu adamı bulmamız lazım. Gözümüzün önünde birini öldürdü. Ve çok şey biliyor olabilir. Bulacağız değil mi? Bulacağız Sayın Savcım. Bulacağız Savcım. Merak etmeyin. Size güveniyorum. Hadi kolay gelsin. Sağ olun Savcım.
Bağcılar civarındaki bütün eczanelerin tam listesini istiyorum. Hemen çabuk çıkar. Nasıl yani? Kenan Bey'i mi takip edeceğim ben? Bak bu sadece seninle benim aramda, bu çok önemli, anladın mı beni? Sürekli mi takip edeceğim peki? Hayır canım, şu savcı kadının arasında bir şey olduğunu ispat edene kadar takip etsen yeter. Ne yaptın Nevin? Bir dakika. Bir dakika. Şimdi girdim eve. Dikkat et. Tamam. Kitaplıkta demiştin değil mi? Orta rafta, kalemliğin içinde. Orta rafta kalem. Gördüm. Tamam, aldım. Ben de. Tamam, dikkatli ol. Tamam, görüşürüz hadi. Haber mi var? Hı. Yok, bir şey yok. Burada mısınız? Ya bu saat oldu. İnsan bir aramaz mı? Bir mesaj atmaz mı? Hasta adamsın sen. Ben delireceğim meraktan ama ya. Ne yapalım, biz polisi mi arayalım, Leyla'yı mı arayalım, ne yapalım? Dur anne, ne polisi ya? Leyla'yı falan sakın karıştırma zaten. Arıyor musun, açmıyor mu? Kapalı telefonu, kapalı. Sabah o saatten beri kapalı. Of, iyi tamam. Ben bir gideyim bakayım o zaman şuna. Hacer abla, ceketimi getirir misin benim? Bana da haber ver, tamam mı? Tamam, bakayım bir şirkete mirkete, ne bileyim, arkadaşlarına sorayım neredeyse. Belki bulurum. Haber veririm size, hadi görüşürüz. Tamam, hadi haber ver. Leyla! Ya, hoş geldin. Selam yavrum, ne haber? Aç mısın? Bir şey ister misin? Yok, bir şey yemeyeceğim de. İçmek istiyorum. Kadehler nerede? Şurada yukarıda. Dolapta olacaktı bir şeyler. Ha, şu. İçecek bir şey? Var var orada. Hayırdır? Senin bir derdin var gibi. Ben Murat'la buluşacağım galiba ya. Bu muydu mesele? Evet, beğenemedin mi? Valla Yasemin, o kadar kötü bir gün geçirdim ki. Senin aşk meselelerine ilgilenemeyeceğim. Kusura bakma. Bugün başıma neler geldi. Ne yapıyorsan yap. İstediğin gibi buluş. Ne oluyor ya? Ya biz seninle bunu konuştuk değil mi? İşe yaramaz herifin teki dedik. Neyi zorluyorsun ki? Tamam, bir şeyler içeceğiz sadece. İyi, iç. İyi. Git buluş, ne diyeyim. Niye böyle davranıyorsun şu anda bana? Ne oluyor Leyla? Ya bir kişi nasılsın desin ya. Bugün başıma neler geldi. Bugün gözümün önünde bir adam öldürüldü. Ve ipin ucu bana dokunuyor. Bir şekilde benim yüzümden. Gelmiş burada Murat'la buluşacağım diyorsun. Buluş. Ne yapıyorsan yap. Hayır, ben günlerdir uyku uyumuyorum. Burada köşelerde bir yerlerde sızıp kalıyorum. Her yerim kaşınıyor. Her yerimde yaralar çıkıyor stresten. Bir kişi nasılsın demiyor ya, bir kişi. Ha, gerçekten bir kişi. Zaten bu kadar mı zor ya? Bu kadar mı zor? Babam kalp krizi geçirdi. Bir kişi bile arayıp haber vermedi. Bir kişi nasılsın, senin bir şeye ihtiyacın var mı demedi. Yeni eve taşındı, bir kişi yardım etmedi. Ya bir katil var sokaklarda, milleti diri diri yakıyor. Altından ne çıkacak belli değil. Bununla uğraşıyorum, uyku.
onu. Aşk da değil, Allah kahretsin. Niye buluşuyorsun o zaman? Çünkü yalnızım. Anladın mı? Hepimiz öyle senin gibi kaçıp gidemiyoruz Leyla'cığım. Aynen. Ne diyorsun ya sen? Birilerinin kalıp sorunlarla yüzleşmesi lazım. Muş'a niye gittiğini çok iyi biliyorum ben. Ben mi kaçtım? Evet, ben hiçbir şeyden kaçmadım. Nasıl kaçmadın? Leyla, seni o kadar iyi tanıyorum ki ben. Kendine bile itiraf edemediğin şeyi gayet iyi biliyorum, tamam mı? Kaçtın ya. Tamam. Ne aradın, ne sordun hiç? Biliyorum ayrıca Murat'ın da boktan bir herif olduğunu. Niye buluşuyorsun o zaman? Yalnızım çünkü, anladın mı? Çok yalnızım ya. Birisi olsun istiyorum artık hayatımda. Biri de benim için endişelensin istiyorum. Birisi hastalandığımda merak etsin beni istiyorum, anladın mı? Benle birlikte mutlu olsun istiyorum. Sevilmeye çok ihtiyacım var. Sevildiğimi bilmek istiyorum artık. Leyla, ben çok şeyim istiyorum, bana söyler misin? Gel. Özür dilerim. Çok zor bir gündü. Çok özür dilerim. Gerçekten çok zor bir gündü Yasemin. Ben bencillik ettim. Özür dilerim. Ben bencillik ettim. Çok özür dilerim, o kadar işin gücünün arasında. Affedersin. Çok özür dilerim. Saçmalama, gel buraya. Gel buraya. Çok özür dilerim. Anlıyorum seni, anlıyorum. Öf, ne oluyor orada ya? Hoş geldin, gel. Vay. Gel. Hoş bulduk. Bak, o kadar özledim ki yemeklerini. Ya o kadar doğru bir zamanda yapıyoruz ki şunu. Hadi canım. Oh, ne haber? Gelmezsen yiyemezsin. Evet. Uf, hakikaten acayip koktu be. Hadi hadi, acele et biraz. İyi, tamam. Babam gelmedi mi, gelmeyecek mi? Gelmeyecek. Boş ver onu sen. Biz şöyle baş başa olalım ana oğul. Peki. Ben bir üstümü değiştireyim, yüzümü yıkayım, geliyorum. Oyalanma çok. Merak etme. Bak ne diyeceğim. Bana bak, sen bu evi kiraya mı verdin? Ha evet evet, yeni verdim. Biri taşınmış oraya. Aynen. Leyla, ben sana bir şey söyleyeceğim. Ama kızmayacaksın. Ne? Ben ya aslında bunu söylemek için gelmiştim buraya. Söyle. Kızmak yok ama. Söyle. Söz. Ben bugün Tahir'le buluştum. Yani Yasemin. Ama bir dakika, konu o değil. Çok korkunç bir şey oldu bugün. Buluştuğumuz kafede Tahir'in çarptığı kızın annesi çalışıyormuş. Tahir'i gördü. Ve bir anda böyle herkesin içinde katil diye üstüne saldırdı. Bayağı ya, üstünü başını falan parçaladı Leyla. Çok çok korkunçtu. Ne diyorsun Yasemin ya? Of. Ama kadın haksız mı? Ya evet ama Tahir cezasını çekti ve hala yani bununla yüzleşiyor olması. Öyle öyle de. Bir de onun açısından bak. Kadın açısından baktığında o da 17 yaşındaki evladını kaybetti. Evet. Karşısında da Tahir görünce... Bu ülkede birinin cebinden 50 lirasını alsan... ...nitelikli yağma suçundan 10 yıl, 15 yıl yersin. Ama kadın 3 sene sonra karşısında görüyor. Normal. Evet yani... Doğru söylüyorsun, haklısın. Ama şey söyleyeceğim. Yani Tahir çok kötü durumda. Hiç iyi değil ve yani biraz da olsa hani destek olsan. Ne bileyim.
anlıyorum ben seni ama... Bak, bu destek ne sensin ne de benim. Yapabileceğimiz bir şey yok. Sen de bunu kendine yapma. Yasemin, sokma hayatına. O cahil Nuray'ı da sokma hayatımıza. Uzak dur lütfen. Kendine yapma bunu. Tamam. Ya şu Murat Aylaz'ı ne yapıyor Murat Aylaz'ı? Onun da hayatında kimse yok değil mi? Sen nereye varmaya çalışıyorsun şu an? Sana. Güzel. İyi giriş yaptın, kabul ediyorum. Hak ettim. Evet. Sen de isim, dinliyorum. Bir şey söyleyeceğim ama kızmak yok. Kızmayacağım, söyle. Söz mü? Söyle anneciğim. Sen epeyden beri bir yorgun ve streslisin, biraz dalgınsın ya. Benim de aklıma takılıyor hep. Hı hı. Bir psikiyatriste mi gitsen acaba? Bizim çok eski bir tanıdığımız var. Dalında bir numara, profesör Süheyl Hoca. Bir ona gitsen mi? Ha? Benim hatırım için. Anneciğim ben iyiyim. Gerçekten iyiyim. Tekrar söylüyorum. Gerçekten çok iyiyim. Tamam mı? İyi değilsin. Nereden biliyorsun peki? Ya ben senin annenim. Ben iyi değilsin diyorsam iyi değilsin. Yani neler oluyor, ne hissediyorsun? Anlat bana oğlum. Sen gerçekten merak ediyor musun benim neyim olduğunu? Evet. Önce bir kadeh bir şey alayım. Anneme aşık oluyorum. Kime? Dünyanın en güzel kızını. Yalancı bir bahar mı bu gördüm şüphem büyür. Kim bu peki? Biz tanıyor muyuz ya da bu ünlü biri mi? Değil. Yabancılar gibi sesin ayazken içim. Ben de tam tanımıyorum da. Ne zaman başladınız? Başlamadık da. Yani başlayabilir miyiz onu da bilmiyorum. Göremezler canım, göremezler. Sen de benim gönlümü. Neden? Korkuyor. Neden korkuyor? Aşık olmaktan. Çok bekledim. Bağlanmaktan. Çok sevmekten. Beraberinde üzülmekten. Onu üzmemden korkuyor yani. Peki sen ne hissediyorsun, sen ne düşünüyorsun? Benim için önemli olan o. Hep onun yanında olmak istiyorum. Normal galiba. Gece gündüz. Ona bakmak istiyorum. Onu görmek. Ondan bahsetmek. Onu konuşmak. Acayip. Öyle. Aa,
Ben böyle olacağını biliyorum ama. Şu halime bak. Bir restoranda karşılaştık. Bir şeylerle ilgileniyor böyle. Küçük küçük bir şeyler. Kimseyle ilgilenmiyordum başka. Kimseyle. O kadar güzeldi ki. Yani hala çok güzel. Yani güzelliği böyle artık zulme dönüşmüştü, anlatabiliyor muyum? Böyle karşılığını izlemek işkence gibi gelmişti yani, ne acayip. Sonra ben anladım tabii ne olduğunu. Bir kendimle öyle bir dalga geçtim. Yani manyakça bence diye de. Sonra da onunla. Çok şaşırdım. Yani senden böyle şeyler duymak çok şaşırtıcı. Daha önce hiç duymamıştım. Çünkü daha önce hiç onu görmedim de o yüzden. Evet, evet Sayın Başsavcım. Ekipler yakalamak üzere. İsmi cismi her şey belli. Ya, saklandığı yeri bulmamız an meselesi. Tabii tabii, ben size haber veririm. Efendim anne. Leyla merhaba kızım, nasılsın? İyiyim, sen? İyiyim ben de, iyiyim. Şey soracaktım ben sana. Babanla hiç konuştun mu bugün? Yok, niye? Leyla, biz babana ulaşamıyoruz sabahtan beri. Nasıl ya? Sabah işte kahvaltıdan sonra çıktı gitti, gidiş o gidiş. Telefonu kapalı. Aramıyor, sormuyor, mesaj atmıyor. Ben çok merak ediyorum Leyla. Baban hasta biliyorsun. Aklım çıkacak yerinden yani. Dur, tamam sen bir sakin ol. De sen niye şimdi haber veriyorsun bana? Seni aramadı değil mi? Yok, aramadı. Ben geliyorum yanınıza. Tamam, gel kızım, gel kızım. Evet. İtirafını aldığına göre rahatladın mı? Aksine. Daha çok endişelendim. Ne oldu? Niye endişelendin? Ah benim evladım. Bak, hayatta her hastalığın ilacı var ama aşk hariç. Teşekkür ediyorum. İnanılmaz moral verdin. Daha iyi hissettim şu an tabii için kendime. Alo. Aracınızın bakımı... Geliyorum. Anne, benim hemen çıkmam gerekiyor. İyi de oğlum, bu saatte nereye gidiyorsun yine? Bir güney ülkesinde darbe olmuş. Hadi bay bay. Ha, bir dakika, bir dakika. Sen anneni öpmeden mi gideceksin? Bir sarıl annene şöyle. Sıkı sıkı. Gel. Anneciğim seni çok seviyorum de. Hadi söyle. Anneciğim seni çok seviyorum. Ben de.
de seni çok seviyorum oğlum. Bak, hayatta ne olursa olsun seni hep seveceğim, tamam mı? Hiç unutma. Tamam. Gidiyorum ben. Tamam. Araba yok. Ne yapmak lazım buradan? Taksi. Selam. Selam. Dışarı çıkacaktım da arabanın olmadığını hatırladım. Sen hala aldırmadın mı arabanı? Onu almaya çıkıyorum şu anda. Tamam, gel ben bırakayım seni. Olur. Hadi. Selam. Yasemin Arca. Hadi bakalım. Efendim? Alo Yasemin, ne haber? Murat. İyi, senden ne haber ya? İyi, ben de öyle toparlanıyorum. Çıkacağım şimdi şirketten. Güzel. Buluşacaktık. Evet ya, yani buluşamadık bir türlü. Bu aralar biraz yoğunum da ben. Yoğunluk var değil mi? Bu akşam ne yapıyorsun? Nasıl? Ya yani, ne için? Ne bileyim yani. Ya olmazsa ben sana geleyim. Öyle bir şey de yapabiliriz. Şey yapalım mı? Sen işten çık, bana gel. Ben de üstüme rahat bir şeyler giyip seni bekleyeyim ha? Öyle mi diyorsun? Tamam, o zaman öyle yapalım. Ben de çıkayım, hızlıca geleyim. Ne içersin, ne alayım? Zıkkımın kökünü içeriz Muratçığım. Kardeşim sen hasta mısın ya? Sana geleyim ne demek bir kere? Nasıl? Şey... Ya iki laflarız işte yani. İki lafın belini kırarız. Evet, tanımıyorum bile seni. Tanımıyor musun? Oturduk ya Kenan'ın evde, sohbet ettik, dördümüz konuştuk. Of, onu mu diyorum ben? Ya amacın ne ya senin? Ha? Ama ya geleyim işte yani, oturalım. Hani sohbet edelim, belki bir şeyler içeriz. Hani iki kade, değil mi? Ay Murat, beni hiç yorma. İyi geceler, hadi. Ne alaka ya? Allah, sabahtan beri mesajlaşıyoruz yani. Nereye gidiyorsun? Nereye bırakayım seni? Hiç fark etmez. Yani ben senin yolun üstünde bir yerde inerim, söylerim yani. Tamam. Ha, bu arada kolun nasıl oldu? Ağrın, sızın var mı? Ha, iyi miyim? Bir şeyim yok yani. Sen? Nereye? Annemlere gidiyorum ben. Bir şey mi oldu? Babam yokmuş ortalıklarda. Ben de merak ettim. Bir gidip bakayım. Yani haklısınız tabii. Kalp hastası adam sonuçta. Bir yerde kalp krizi geçirmiştir. Oturduğu yerde öyle kalmıştır. Kimse yoktur etrafında. Kenan, ne diyorsun sen? Ne dedim ki, haksa değil mi? Allah korusun Kenan. Doğru konuş. Seviyorsun değil mi babanı? Tabii ki seviyorum, çok seviyorum. Beni sevgiyle yetiştirdi, her şeyimde, her zaman destekti. Tabii ki seviyorum yani. O kalp krizi geçirdiğinde bana ölmesinden korktun değil mi? Korktum. Vallahi çok korktum. Bence kalp krizi makul böyle. Yani neler var? Donarak ölebilir, yanabilir, boğulabilir. Ki boğulmanın en kötüsü olduğunu duymuştum. Manyağın biri her tarafını bıçaklayabilir. Neler okuyoruz? Aa Kenan. Ya, mahsus mu yapıyorsun? Hayır ya. Bir şey yapmadım ki. Nasıl yapmadım? Babam kayıp diyorum, sen. İnsanlar başkalarını böyle durumlarda rahatlatır. Evet evet, yani şey... Bence bulunmuştur zaten, o yüzden bunu rahatlığıyla söylüyorum. Böyle ciddi bir şey yoktur yani. Yani kafası esmiştir adam, bir koskoca adam bir yere gitmiştir, size mi soracak ha? Ya da bir çapkınla gitmiştir belki. Allah, annen izin vermez öyle şeylere. Babam zaten öyle bir şey yapmaz. Ki yaparsa, bilirsem önce hesabını ben sorarım. Anneme kalmaz.
Babanı ne kadar tanıyorsun Leyla? Yani herkesin sırları var değil mi? İnsan birini arkadaş ediyor kendine. Ya da aşık olacaksın birine. Manyak çıkabilir. Değil mi? Babanı tenzih ederek konuşuyorum bu arada. Soruşturma esnasında böyle bir fotoğraf bulundu. Hatırladın mı? Neyse kapat konuyu. Yani iyi bir adam işte. Herkes gibi. Herkesin babası gibi baba. Ona ne şüphe? Bak şu ilerideki benzin istasyonunda inebilirim ben. Tamam. Babam bulunacak bence, merak etme. İnşallah. Çakman var mı? Vardı burada bir yerde. İyi olmak için. Hoşça kal. İyi geceler. Efendim. Ha Yasemin ya, biraz önce ne oldu öyle yani? Telefonu kapattım falan. Sana geleyim dedin ya. Evet evet yani. Ha sen buna mı bozuldun? Tamam o zaman yani sen bana gel. Ya Murat, ya anladığım kadarıyla senin niyetin başka ve ben kesinlikle o kızlardan değilim. Hangi kızlardan anlamadım yani açıkçası. Abi bir dakika, bir şey yani hani sen tabii ilişki insanı gibi mi söylemek istedin? Ya kaldı mı ya öyle kızlar? Ya şu an sen neden ben sanki dinozormuşum gibi konuşuyorsun ki benimle? Var benim gibi tipler, var. Yaşıyoruz ya, hayattayız yani biz. Tabii ki hayattasınız. Ben de şey zaten yani gelirim öyle otururuz, sohbet ederiz. Hani belki bir şeyler içeriz falan. O anlamda söyledim, sen de hemen şey yapmasaydın keşke. Ay vallahi ben hiç yanlış anlamadım biliyor musun? Sen hiç canını sıkma, tamam mı? Ben bu böyle ıssız adam triplerinden de çok sıkıldım zaten. Yani ay Murat, şu an kapatmak durumundayım ya hakikaten. İyi geceler hadi. Aa. Ay be. Leyla hoş geldin kızım. Leyla. Leyla baban yok. Yer yarıldı içeri. Tamam anne, sakin ol. Ne zaman çıktı evden? Ta sabah köründe çıktı, o saatten beri telefonu kapalı. Ne arıyor, ne soruyor insan bir aramaz mı ya? Kafayı yiyeceğim ben, kafayı yiyeceğim. Arkadaşlarından da mı arayan yok? Yok, kimse aramadı. Hiç kimse aramadı. Tahir, var mı haber babandan? Anne, yok haber ya yani. Ah. Ne Salih amcayı aramış, Nurullah amcayı da aramamış. Kimseye bir şey dememiş. Kesin bir şey oldu bu adama, kesin bir şey oldu bu adama. Yani ne yapacağız? Böyle kös kös oturup duracak mıyız? Ya sen şu telefon sinyalinden şıp diye bulursun, ara bulsunlar. Öyle şıp diye olmuyor o işler. Müzekkere denen bir şey var. Senin haberin var mı? Ne sanıyorsun sen savcılığı? Ya ne müzekkeresi? Babam yok ortada ya. Mahkeme kararını mı bekleyeceğiz? Hadi bir şey olduysa adama. İyi, babam yok, babam yok da. Bir polise gittiniz mi? Babam yok dediniz mi? Üzerinden 24 saat geçti mi? Yok. Ne cahil cahil konuşuyorsun o zaman? Abini hemen almayı biliyorsun ama karakola. Tamam ya Burak, tamam. Ya Leyla, sen de düzgün konuş. Yengen o senin. Ablan sayılır. Sen de sus artık Burak. Geç şöyle, tamam. Saçmalamayın ya. Ya böyle günde yapacak şey mi Buray bu ya? Refik komiser. Ya biliyorum işin başından aşkın. Ama acil bir durum var. Yani yardımına ihtiyacım var. Babam yok ortalarda. Evet, daha o kadar olmadı ama... Ya hasta ya, kalp hastası. Merak ettim ben de şimdi. Sen bir ekiplere sordursan, hastane kayıtlarına, karakollara baksalar. Ekrem Gediz. TC'sini ben yolluyorum sana şimdi.
Tamam. Tamam, sağ ol Refik komiser. Çok sağ ol. Kolay gelsin. Ne oldu kızım, ne dediler? Tamam, ben haber verdim ekiplere. Hastane kayıtlarına, karakollara baktıracaklar. Merak etme, bulacağız. Hadi sen geç otur şöyle. Gel şöyle, gel, doğru söylüyor, gel. Geç şöyle otur. Kesin bir yerde yığıldı kaldı bu. Anneciğim şöyle konuşup durma. Bir nefes al, tamam, bir su iç. Hadi. Of. Daraldım ben. Ya bir şey söylemedim. Sadece Süheyl Hoca'dan bahsettim. O da gitmek istemedi. Başka? Başka bir şey söylemedi mi? Turan. Kenan'a aşık olmuş. Bir kızdan bahsetti. Hem de uzun uzun bahsetti. Ne? Aşık mı olmuş? Evet. Ne yapacağız? Kimmiş peki? Kim olduğunu söylemedi mi? Söylemedi. Ama durum vahim. Allah Allah. Yani sevgililer miymiş? Yok. Tam olarak öyle de anlatmadı. Öyle değil yani. Sana bir şey söyledi mi? Yok. Neyse tamam, sen Kenan'a bir şey söyleme sakın. Ya ben Kenan'ı kaybetmek istemiyorum. Onunla bir an önce konuşmamız lazım. Bu o kadar kolay bir şey değil. Yaşayacağı travmayı bir düşünsene. Bütün hayatını, hikayesinin hepsini geri alacağız. İnandığı ne varsa tepe taklak olacak. Böyle pat diye söylenecek bir şey değil. Biliyorum. Evet, biliyorum. Ama başka çaremiz yok gibi. Yani nasıl yaparız, ne yaparız bilmiyorum gerçekten Turan, ama bir yolunu bulmamız lazım. Tamam. Tamam, sakin ol. Bir çaresine bakacağız. Bir şey var mı? Şu ana kadar yok. Yok. Ne oldu? Ne oldu ya? Ne oldu? Yani biliyorum şu an yeri ve zamanı değil. Ama söylemem lazım. Söyle. Yasemin bugün olanları anlattı. Ha. Tesadüf ya. Kötü tesadüf ya. Senden bir şey rica edeceğim. Söyle. Yasemin'le görüşme. Ya ben adliyede gördüm. Öyle merak ettim yani. Bir şey abi, yok. Lütfen. Tamam. Yemedim arkadaşını, merak etme. Bazen böyle veba mikrobuymuşum gibi bakıyorsun ya bana. Bugün o kadının gözlerindeki nefret de aynı böyleydi işte. Ben nasıl hissediyorum hiç umurumda değil, değil mi? Neyse. Ben sadece Yasemin için demedim ki. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne o? Yine mi fener alayı? Biraz ısınırız dedim ha. Nerede şimdi, ne yapıyor? Ne yapsın? Yukarıda kurbanlık koyun gibi kesimi bekliyor. Ya arkadaş, niye böyle plansız programsız hareket ediyorsun ya? Eğer yetişmesem savcı Leyla bagajı açtığında direkt babasıyla karşılaşacak. Evet. Kenan'ın da haberi yok. Ondan sonra ayıkta pirincin taşını. Evet evet dur, tamam, farkındayım. Bir şey diyeceğim bak. Bir beden içinde iki kişi yaşamak falan zormuş. Tamam mı? Yani yorucu bir şeymiş. Farkındayım. Dinlenmem lazım. Bir de kriz anlarında çıkıyorum ortaya. Olmuyor. Yürü ya, yürü. Söylüyorum işte.
Bak böyle gelenleri buradan bakıyorlar ha. Bana bak. Bu iş daha ne kadar sürecek ya? Bu Kenan denen adam bizim için büyük risk. Anladın mı? O senin gibi değil. Biraz görmediği gereken bir şeyi görse hemen polise gider ya da intihar eder. Bak bir şey diyeceğim. Endişelenmeyi bırak, tamam mı? Biliyorum aynı bedeni paylaşıyoruz. Ama benim olanı geri aldığımda böyle dertlerimiz kalmayacak. Bir şey diyeceğim. Sen nereden buldun burayı? Çok güzelmiş. İşimiz bu. Hepsini buraya getirelim bundan sonra. Gir. Vay be. Buraya mı getireceksin? Ha? Nerede? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun be? Bu adamı öldürmene izin veremem. Neden, niye? Birincisi o adam Savcı Leyla'nın babası. İkincisi onu öldürürsek bütün dünya alem bizim peşimize düşer, yakayı kurtaramayız. Çıkma, bana bak, aç şu kapıyı. Bana bakar mısın bir? Aç şu kapıyı. O adam bize lazım. Lan İdris! İdris! Aç şu kapıyı İdris sana! Bana bak, nereye kadar kaçıracaksın ki onu benden? Bugün diye, yarın diye verteceğim. Aç şu kapıyı! İdris! Aç şu kapıyı lan! Aç şu kapıyı. İdris! Aç lan şu kapıyı! Aç şu kapıyı! Aç lan şu kapıyı! Aç! Yemin ederim bir şey yapmayacağım. Söz veriyorum, hiçbir şey yapmayacağım. Bir şey söyleyeceğim. Dünyanın ömür ucuna karşı sen ne fark eder lan? Bunu geberteceğim onu! İdris! Aç şu kapıyı! Bir kenarda oturup bekleyeceğim onu, söz veriyorum İdris. Bak yemin ediyorum bekleyeceğim. Aç lan şu kapıyı! İdris! 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 Ne? Buradan izle bizi. Heh, iyi böyle. Evet, Ekrem kardeş. Anlat bakalım. Anlatacak bir şey yok. Diyorsun. Anladığım kadarıyla sen birilerine çalışıyorsun. Kimmiş bu birileri? Kimden talimat alıyorsun? Siz kimsiniz peki? Burada soruları ben sorarım. Sen sadece cevap vereceksin. Anladın mı? 7 Eylül 1995'te orada mıydın? Orada olduğunu gördüm, oradaydı. Orada olduğunu biliyorum, orada olduğunu biliyorum. Bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım, orada da değildim. Bana söyle ya. Yalan söyleme lan. Yalan söyleme lan bana! Yalan söyleme bana! Orada olduğunu biliyorum. Orada olduğunu biliyorum lan! Bak şimdi. O gün orada olmasaydın... Bugün burada olmazdın. İstersen ben sana hatırlamanda yardımcı olayım. Yetimlere kıydınız. Çocuklara. Hamdi'yi de siz mi öldürdünüz? Evet. İrfan'ı da. Seni de öldüreceğiz konuşmasan. Ha? Ben bir şey yapmadım. Ben bir şey yapmadım. Orası boş dediler. Çocuklara bir şey olmayacak dediler. Ben bir şey yapmadım. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Lan yalan söyleme bana. Lan yalan söyleme bana. Bana yalan söyleme. Diğer adamdan haber var mı? Anladım. Aracın plakasını araştırın. Tamam. Ya beni istediğiniz saatte arayabilirsiniz. Ben uyanık olacağım. Tamamdır. Ne oldu Leyla? Ne dediler?
Valla haber yok, hastanelerden de karakollardan da. Kesin bir şey oldu ya, kesin bir şey oldu bu adama. Kötü bir şey demek değil, ne güzel hastanede değil. Kızım bir yerde yığılıp kaldıysa nasıl bulacağız biz bu adamı? Ha, bulacağız, bir şekilde bulacağız. Siz bir şey mi yaşadınız? Ya, bu evde bir şey mi oldu, çekti gitti bu adam? Ya ne yaşanacak Leyla, her zamanki şeyle işte, bilmiyor musun babanı? Şahin'den birkaç lokma bir şey hazırlayayım da yiyin. Hepiniz perişan oldunuz. Olmaz böyle. Yok yok, yiyecek halim kaldı. Ama olmaz kızım böyle. Sen hazırla bir şeyler Hacer, iki lokmayı bekliyorum. Anne, sen de git Hacer ablayla. Bir elini yüzünü yıka, bir kendine gel hadi. Hadi. Hadi gel elini yüzünü yıkayalım. Hadi, hadi gel Şahin'den. Bir şeyler de ye. Konuşsana ulan! Ha? Konuş, gebertmeyeyim seni. Konuş! Konuş! Ben hastayım. Bırak beni, kalp var bende. Ben hastayım. Var sende. Kalp varmış. Ulan kalbi olan adam onca çocuğa kıyar mı? Ateşe verir mi ulan? Ben yapmadım. Yemin ederim ben yapmadım. Oradaydım ama ben yapmadım. Bana bak, kim istedi senden bunu, ha? Kim için yaptın? Bana isimleri söyle, canını kurtar. İsimlerini bilmem. Hiç de bilmedim. Hamdi'yi bilirim, o da eski bir tanıdıktı. Orada ne halt etti bilmiyorum. Ne alakası vardı bilmiyorum. Niye yaktılar bilmiyorum. Vallahi de billahi de bilmiyorum. Yalancı. Yalancı şerefsiz. Yalancı şerefsiz. Peki. Benden günah gitti. Sana insan gibi sorduk, hiçbir şey anlatmadın. Söyle bakayım, son arzun nedir, onu yerine getirelim. Seni yakmadan önce. İdris. 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 Aç artık kapıyı hadi. Aç kapıyı aç. Aç kapıyı aç, aç, aç kapıyı aç, aç. İdris, İdris! Aç kapıyı aç da konuştun hemşire aç. Aç, aç onu yakacakmışım ya, yakalım onu aç. Aç hadi yakalım şunu aç, aç yavallı. Yavallı. Sağ ol bacı. Ailemizin kıymetini hiç bilmiyoruz. Kim bilir kaç sene oldu en son bu sofraya böyle hep beraber oturmayalım. Keşke daha güzel bir sebeple otursaydık bu sofraya. O da olur inşallah güzel kızım. Ben size bir şey söylemek istiyorum ya. Yarın öbür gün ben bu dünyada olmayacağım. Belki babanız da olmayacak. Sonra ne olacak? Siz ikiniz, iki kardeş baş başa kalacaksınız. Sizin birbirinize sahip çıkmanız lazım. Birbirinizi koruyup kollamanız lazım. Acaba ben ölmeden... Bir kere ya. Bir kerecik de olsa sizi el ele görebilecek miyim? Bir geceliğine de olsa benim için ya. Benim için dargın durmasanız olmaz mı ya? Oturuyoruz işte anne. Aynı sofradayız. Daha ne yapalım? İstersen koridorun iki ucundan ağır çekim koşup birbirimize sarılalım. Tövbe tövbe anne ya. Tövbe tövbe ya.
Allah Allah ya. Tövbe tövbe ya. Doğan. İyi misin? Adamı duydun. Dokunmayacağına söz verirsen açacağım kapıyı. Aç kapıyı. Aç, bir de ben konuşacağım. Adamla ne konuşacaksın? Adam zaten kalp hastası. Dokunursan elinde kalır. Böyle yaparsan açmam. Adama dokunmayacağına söz ver. Tamam, aç kapıyı, bir şey yapmayacağım. Söz ver. Söz veriyorum. Dokunmayacaksın. Söz, aç kapıyı. Tamam, sana güveniyorum. Bu yaptığını asla unutmayacağım. Başka birileri var. Başka birileri var dedim. Adam sadece maşa. Zaten ondan başka da bir çöp olmaz. Adamı konuşturdun, konuşturdun. Konuşturmazsa elinden kimse alamaz. Aferin sana. Sağ olacağım. Neredesin baba sen ya? Öyle kafa dinlemeye otele falan gittiyse elimden çekeceği var yalnız. Ben şu anda senin bu dediğin ihtimale o kadar razıyım ki anlatamam kızım. İnşallah öyledir. Tamam, ben senden haber bekliyorum o zaman. Tamamdır. Leyla, kesin bir şey oldu. Anne merak etme. Bir şey olsa haberi gelir, sabaha kalmaz. Ben şimdi çıkacağım, adliyeye geçeceğim. Telefon sinyalini bir çözeyim. Ben sana haber veririm. Merak etme, tamam. Haber vereceğim. Tamam kızım. Tahir. Yok, sakin. Git içeride yat, hadi çocuğum. Haber var mı? Yok, Leyla gitti şimdi. Telefon sinyali falan bakacak. Üstümü giyeyim ya. Sen de bir uyu biraz ya anne. Tamam. Birader! Tuvalete gitmem lazım. Öleceğim yoksa. Hey! Kes. Duyduk.
Bana bak. Sakın yanlış bir şey yapma. Yanlış yapma hakkını çoktan doldurdun. Anladın mı? Yürü. Ellerim açmazsa nasıl yapacağım? Dışarı çıkmadan gözlerini bağlayacaksın yine. Yürü şimdi. Yürü, yürü, yürü. Yürü, doğru yürü. Yürü. Yürü, yürü, yürü. Korkma, yürü. Biraz daha. Ha, sola dön şimdi. Doğru git. Tamam. Gözlerini açabilirsin. Şelale mi bu? Bana bak, iyi misin? Ama uzun sürdü ha. Gözlerini bağla. Sakın açma gözünü. Sağlık herif. Nereye kaçacaksın aşağılık herif? Sen gece mi gittin, sabah mı? Ben sızdım herhalde, yok yani. Nasıl yorgunsam artık. Yemekten sonra hemen sızdın sen. Seslendim ama duymadın. Anneciğim sen de bir geldin, uyuyakaldım yani. Kusura bakma gerçekten. Yorgunsun oğlum. Tabii, normal. Telafi ederiz sonra. Anladım. İyi tamam, hadi görüşürüz. Günaydın. Günaydın. Nasılsın? Yeni mi geldin? Yani nöbetçi miydin? Yo. Annemde kaldım. İyi haber. Yani barıştıysanız güzel. Onunla ilgili. Kenan söyledim ya ben sana. Babam kayıp. Hala ortalarda yok. Sabaha kadar onunla uğraştım. Aa evet, evet evet doğru. Doğru doğru, şimdi hatırladım, tamam. Gitmiş hakkında. Çok şey anlattın bir de. Yorgun görünüyorsun ama. En son ne zaman uyuduğumu bilmiyorum çünkü. Ha. Şimdi hazırlanacağım, adliyeye gideceğim. Anladım. Tamam, ben tutmayayım seni o zaman. Sen bir B12 mi alsan? Belli ki ihtiyacın var değil mi? Bence de. Görüşürüz. Sağ ol.
koştum. Yok. Kaçırdım elimden. Nasıl elinden kaçtı? Manyak mısın sen? Ya uzatma işte, kaçtı diyorum. Nasıl kaçar İdris? Ne yapacağız peki şimdi? Ya polise giderse? Gitmez, gidemez. Kızına ne diyecek? Beni kaçırdılar mı diyecek? Kızı sormayacak mı buna? Kim, niye kaçırdı diye? Buna cesaret edemez, rahat ol. Leyla'dan önce bulmamız lazım onu. Ya bunu da ne yapacaksın? Öldüreceğim. Senin yapamadığını yapacağım. Verdiğin söz tutamadın İdris'im. Arıyorsun değil mi onu? Evet ama gitti şu anda, ama buralarda bir yerde olabilir yine de. Tamam o zaman, bul bir şekilde onu. Tamam mı? Hop hop hop. Dur. Dur. Korkma. Korkma. Telefonun var mı? Bir arama yapmam lazım lütfen. Alo. Alo. Beni almanız lazım. Duydun mu? Neresi burası? Polonezköy yolu. Kavacık tarafına çıkıyor. Eski orman yolu. Polonezköy yolu. Kavacık tarafına çıkıyor. Orman yolu. Ya şey vardı. Eski cezaevi gibi bir yer vardı. Eski bir film platosu, orayı diyorsun. Ha, eski bir film platosu. Duydun mu eski film platosu? Duydun mu? Allah kahretsin! Allah kahretsin. Komiserim, bir tane adam vardı aşağıda. Telaşı, birinden kaçıyor gibiydi. Acele yazdım, alan da batık. Nerede? Yok hocam, yok. Ben bir şey anlatamadım. Size gelmeyi teklif ettim ama ikna edemedim. Benim bir şeyim yok diyor. Bakın Devin Hanım, her geçen gün aleyhimize işliyor. Yani buna bir şey yapmamız lazım. Kenan böyle yaşayamaz. Bir ay sonra durum çok daha vahim olacak. Müdahale ettiğimizde İstediğimiz sonucu alamayabiliriz. Ne yapacağız peki? Durumun ciddiyetini anlamasını sağlayın. Buraya gelmesini sağlayın. Rahatsızlığından bahsetmenize gerek yok. Ben onu halletmeye çalışacağım hocam. Eşiniz ne diyor? Sıcak bakmıyor. Sizin kararınız. Ben sadece yapılması gerekeni söylerim. Tamam hocam, anladım. İyi günler. Selam. Az önce böyle bir garip konuşamadık. Haber var mı yani? Haber çıktı mı? Yok yok. Refik komiser. Sayın savcım. Az önce telsizden bir anons geçti arkadaşlar. Polonezköy yakınlarında şüpheli bir şahıs birilerinden kaçıyor gibi dediler. Bir bisikletçi ihbar etmiş. Biz ekipten arkadaşlarla konuştuk da ihbarı yapan şahıs babanıza benzer birini tarif etmiş. Tamam, şöyle yapalım. Ben size fotoğraf atayım. O mu değil mi sorsunlar. Anlaşıldı savcım. Bekliyorum. Ne oluyor? Bulmuşlar mı? Ona benzeyen biri olabilirmiş, bakalım. Oh! Güzel haber bu. İyidir yani. Of. Oğlum şimdi. Ne olacak? Stres yaptım. Rica ederim. Dinliyorum. Oymuş. O muymuş?
Tamam, ben geliyorum oraya. Tamamdır, sağ ol, at. Oh be. Tek başına gitme, ben de seninle birlikte geleyim. Yok canım, iyiyim ben, giderim. Hayır, gidemezsin ya. Baksana şu haline, ne kadar yorgunsun. Uykusuz haldesin, bu halde kullanamazsın. Hem bir bana bakar mısın? Aklım sende kalır. Tamam. İyi, tamam, geç. Süper. Çok sağ ol düşündüğün için. Rica ederim. Zevkle. Oğlum bu sefer büyük... Ne oldu lan? İsmet abi bizi çağırıyor. İsmet abi kimdi? O mu kim? Hani burada burnunu kırdığın adam var ya, onun patronu işte kardeşim. Bu sefer ikimizin de kafasını sıkacaklar, bizi bekliyorlar. Tamam ya. Hallederiz neyse işte. Dert etme sen. Ya nasıl bir şekilde hal... Konuşursun. Büşra, şunu şarja takar mısın? Tamam Tahir abi. Tahir. Ne arıyorsun anne? Ne arayayım işte, babam bir not falan bir şey bırakmışım, ona bakıyorum. Anne. Yeter artık bak. Ne oluyor? Söyle bana. Ne olacak oğlum, bir şey yok işte. Var anneciğim işte, var ya. Ne oldu, ne yaptı babam? Birilerine mi bulaştı? Başı belada mı ya? Kaçırdılar mı adamı? Ne oldu? Bir şey saklıyorsun benden. Söylesene. Tahir. Anneciğim. Ya bak, bana söyle ki sana yardımcı olabileyim. Her şeyi sizin için yaptı baba. Kolay gelsin. Teşekkürler. Aa. Tahir'in telefonu değil mi bu? Evet Nuray Hanım, şarjı bitmişti, onu taktım ben. Ha, Tahir nerede? En son bahçedeydi ama yukarı çıkmış olabilir. Tamam. Nasıl ya? Bir de bu mesajı atmış ilk. Bunun hesabını soracağım. İkinizden de. Ben sana bunu nasıl anlatabileceğimi bile bilmiyorum oğlum. Nasıl içinden gelir söyle, anlat anneciğim. Benden bir şey saklama yeter. Bak şimdi oğlum. Telefon. Leyla arıyor. Bak bak. Kızım. Anne. Babamdan haber var. Merak etme. İyiymiş. Biri görmüş. Ya sağlıklı yani. Oh çok şükür. Oğlum. Neredeymiş? Ne yapıyormuş? Onu bilmiyorum. Bulunca öğreneceğiz. Tamam kızım. Tamam, haber ver olur mu? Tamamdır. Herkes çok merak etti tabii. Merak etme. Ben yanındayım. Tamam. Babanı bulacaklar. Bulmuşlardır belki de. Tamam. Merak etme yani. İyi ki yanındasın. Yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim. Rica ederim.
İyi geldin. Evet anne. Başka bir şey anlatıyordun sen. Evet dinliyorum. Suç mu işledi baban? Borç aldı baban. Tefecinin birinden borç aldı. Çok önceydi yani sen hapisteydin. Bir tefeci bulmuş işte işleri kötü gitti aldığı parayı geri ödeyemedi. Adamlar her gün arayıp tehdit ediyorlardı. Anne böyle olunca onlar bir şey yaptı zannettim ama çok şükür iyiymiş bak. Kimmiş bu tefeci? Ben tanımıyorum onu. Babam biliyor onları. Zırt pırt arayıp duran bunlar mı babanı? Evet. Allah Allah ya. Niye bana haber vermiyorsunuz ki? Niye söylemiyorsunuz bana? Baban söyleme dedi oğlum. Ne yapsaydın? Anlaşıldı. Anlaşıldı şimdi. Hoş geldiniz Sayın Savcım. Ne yaptınız? Alan taraması yapıyoruz. Bir ekip de film platosunda Sayın Savcım. Tamam biz de beklemeyelim biz de arayalım. Ekip ne tarafa gitti? Tersine gidelim. Bu tarafa gittiler. Geldim ben Polonezköy tarafındayım şimdi. Her tarafta polisler var. Ne tarafa gitti? Gördüm geldiğinizi. Her taraf polis dolu ben gidiyorum. Ne tarafa gitti? Soldan hemen aşağı doğru. Fakat fazla uzağa gidemez. Bitik durumdaydı. Tamam bir yol var burada. İnşallah Leyla'dan önce buluruz onu. Yapma Doğan. Ölmeyi hak ediyor tamam. Oğlum, bize ölüsü değil, dirisi lazım bunun. Tamam, tartışmayacağım bunu seninle. Kapatıyorum. Leyla! Leyla! Ben de seninle birlikte gideyim, daha iyi olur. Sağ ol. Rica ederim. Kenan, ben buradan gireceğim. Olur, ben düz devam ediyorum. Sen bana eşlik et. Sen bu taraftan git, ben buraya geçiyorum. Gelin benimle. Ben bu taraftan gidiyorum, siz gelmeyin. Bence aynı yönden gitmeyelim. Bu tarafa. Buradan, buradan. Sen şu tarafa bak. Baba! Refik komiser şu an hiç sırası değil. Sayın savcım aradığımız tetikçiyi bulduk. Tam da sizin söylediğiniz gibi. Eczaneye geldi. Ne yapalım? Adam bize lazım. Temkinli olun. Sorun çıkarmadan derdest edip adliyeye getirin. Anlaşıldı savcım. Kapatmam lazım. Baba! Tamir. Alın adamı. Sorunsuz alın. Tamam başkomiserim.
Lade, baksanız. Gel şuraya. Yat lan, yat. Yat, yat. Kanı dağıt. Koyma. Baba!